Herkese merhabalar. 9 sınıflar hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. İkinci döneme hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizlerle mükemmel bir şekilde Ev Okul'da Şubat programında 17 Şubat Öğrenciler Günü'nde gerçekten 14 Şubat'ın neler günü olduğunu biliyoruz. Ama biz öğrenciler olarak mükemmel başarılara ulaşmak için 17 Şubat'ta edebiyata romanla başlıyoruz arkadaşlar. Sizler bugün mükemmel bir şekilde bu konuyu öğreneceksiniz. Detaylı bir şekilde tane tane anlatacağım sizlere. Ama öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bizler sizlere hem EBA üzerinden hem de YouTube üzerinden bu dersleri anlatsak bile sizler mutlaka mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü hem 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızdan hem Dinamo soru bankalarımızdan, Türk Dil Edebiyatı soru bankalarımızdan bu konuları çözmezseniz, mesela diyelim ki roman konusunu açalım. Nerede roman konusu? Şöyle gelelim. Şurada 5. ünite roman. Roman konusuna geldiğimizde buradaki konu anlatımlarını, buradaki soru çözümlerini ve soruların takıldıklarınız olursa eğer, karekodda soru çözümlerini öğrenmezseniz bütün bu izledikleriniz boşa gider. Dolayısıyla bol bol soru çözmeniz, bol bol ödev yapmanız gerekiyor. Ve esasında 9. sınıf o kadar da zor değil. Çünkü TYT'ye de çok ciddi bir temel oluşturuyor. Bugün edebiyatta roman konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Ve harika bir şekilde roman nedir? Romanın genel özellikleri nedir? Roman türü tarihsel olarak nasıl gelişmiştir? İşte roman türleri nelerdir? Mesela diyelim ki Babalar ve Oğullar Turgenev'in yazdığı mükemmel bir roman. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ya da edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Peki nedir hocam, bunların farkı nedir derseniz onu da söyleyelim. Romanlar hikayeye göre daha kalın olacak esasında. Yani roman daha çok sayfadan daha detaylı olacak. Hikaye roman karşılaştırmasına. Hikaye ise daha ince olacak. Bugün bunları mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Edebiyatımızdaki romanın bize işte böyle İlk başta çeviri yoluyla gelecek. Çünkü öncesinde destanlar vardı. Sonra halk hikayeleri. Sonrasında mesneviler. Yani halk hikayeleri ve mesneviler birlikte. Ardından tabii ki normal roman geldi. O da Tanzimat döneminde Yusuf Kamil Paşa çeviri yoluyla yapacak. Yani bugün bayağı bir güzel bir konu öğreneceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok. Arkanıza yaslanın. Ve sonrasında da mutlaka ödevlerimizi güzel güzel çalışalım. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Öncelikle romanın tanımıyla başlayalım. Roman, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi türdür. Romanın genel özelliklerine baktığımızda serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Yani adeta giriş, gelişme ve sonuç bölümleri gibi. İnsanı ve toplumu konu edinir. Gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Yani tam bir gerçeklik değil. Yazarın zihninde kurduğu bir gerçeklik. Uzun bir anlatıdır. Hikaye ile arasındaki en büyük farklardan biri de budur zaten. Hikaye daha kısa, roman daha uzundur. Birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Olaylar bir tema etrafında bir araya gelir. Kişi kadrosu geniştir. Karakterler detaylı olarak anlatılır. Olaylar geniş bir zaman diliminde geçer. Mekanlar çok ve çeşitlidir. Mekanlar ayrıntılı olarak anlatılır ve yazıldığı döneminde zihniyetini yansıtır. Dikkat etseniz bakın hep uzun, geniş, detaylı, çok ve çeşitli, ayrıntılı kelimelerin altını çizdim. Neden? Çünkü romanın hikayeden ayrılan en önemli özelliklerinden biri de budur arkadaşlar. Roman türünün tarihsel gelişimine baktığımızda Avrupa'da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani roman bize yurt dışından geliyor. Roman türünün ilk örneği 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais tarafından yazılan Gargantua adlı kitap kabul edilir. Roman türünün ilk başarılı örneği ise Miguel Cervantes'in 1605'te yayınlanan Don Kişot adlı eseridir. Modern roman kabul edilir Don Kişot. Ve yine 17. yüzyılda klasik akım içinde ortaya çıkan Madame de Lafayette, psikolojik roman türünün ilk başyapıtı kabul edilen Princess de Cleves adlı eseri yazmıştır. 18. yüzyılda roman hızlı bir gelişim göstermiş. İngiltere'de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Jonathan Swift, Gulliver'in Gezileri adlı eserlerini kaleme almıştır. Roman türünün yetkin örnekleri ise 19. yüzyılda realizm akımının etkisiyle verilmeye başlanmıştır. 20. yüzyılda roman türü hem anlatım tekniği hem de içerik bağlamlarında zenginleşerek gelişimini sürdürmüştür. Demek ki roman türü Avrupa'da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşme sonucu olarak ortaya çıkacak ve zamanla bize de gelecek. Bizim edebiyatımıza romanın gelişimine baktığımızda Türk edebiyatı Tanzimat dönemine kadar romanın yerini destanlar, yani epope dediğimiz destanlar, efsaneler, mesneviler, halk hikayeleri ve masallar tutmuştur. Türk edebiyatına roman Tanzimat'la girmiştir. Türün ilk örnekleri çeviri eserlerdir. Yani yabancılardan yaptığımız çeviriler. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan 1859'a çevirdiği Telemak adlı eserdir. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin 1872'de yazdığı Taşuk-u Talat ve Fitnat adlı eserdir. İlk yazılan romanlar batılı örneklerin
taklitleri olarak görülebilir. İlk dönem yazarları daha çok Fransız romantizm akımını örnek almışlardır. Dönemin romanlarında romantik aşklar ve yanlış batılılaşma ana temalar olarak ön plana çıkmaktadır. Şemsettin Sami ilk yerli roman Taşkı Talat Fıtnatı yazıyor. Yusuf Kamil Paşa da ilk çeviri romanı yapıyor. Fenelon'un Telemak adlı eserini çevirerek. Türk edebiyatında ilk başarılı romanlar ve usta romancılar Serdi Fünun edebiyat döneminde, yani edebiyatı cedidede ortaya çıkıyor. Halil Ziya Uşaklıgil roman türünün Türk edebiyatında batı tekniğine uygun ilk örneklerini vermiştir. Halil Ziya'nın Aşk-ı Memnu adlı romanı günümüzde de en başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Serdi Fünun romancıları eserlerinde aşk, aile, hayal gerçek çatışması gibi gibi temaları işlemiştir. Mesela Halil Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah romanında Ahmet Cemil karakteri mai hayallerle gelmiş ama kara bir gerçekle dönüp şehri terk etmiştir. Dolayısıyla Serdi Fünun romancılarında daha çok düş ve gerçek çatışmasını görebiliriz. Milli edebiyatla birlikte milli duyguların ağır bastığı romanlar yazılmaya başlanmıştır. Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türkçülük, milliyetçilik, Kurtuluş Savaşı, milli mücadele temaları etrafında romanlar yazmışlardır. Cumhuriyet döneminde ise roman türü her bakımdan gelişmiş, batılı örnekleriyle boy ölçüşebilecek düzeyde romanlar yazılmıştır. Roman türlerine baktığımızda konularına göre roman türlerinde ilk olarak macera, yani serüven romanını görüyoruz. Günlük hayatta az rastlanan, ilgi çekici olayları okuyucuda heyecan ve merak uyandıracak biçimde anlatan roman türüdür. Sosyal roman, sınıf çatışması, geçim sıkıntısı, göç gibi toplumsal ve ekonomik sorunları veya bir takım töreleri ele alan roman türüdür. Bilim kurgu romanına baktığımızda gelecekte olabilecek olayları bilimsel bir yaklaşımla hayal gücünü de kullanarak anlatan roman türüdür. Tarihi romanlar, tarihi olayları ve kişileri konu alan roman türüdür. Fantastik roman, gerçeküstü olay, kişi ve yerleri konu alan roman türüdür. Psikolojik roman, yani tahlil romanı, insanın iç dünyasını, bilinçaltını, olayların insanın ruh dünyasına etkilerini anlatan roman türüdür. Polisiye roman, polisiye olayların konu edildiği, aksiyon, gizem, heyecan, korku ve benzeri ögeler içeren roman türüdür. Tezli roman, toplumsal veya siyasal bir sorunu konu edinen bir tez içeren roman türüdür. Toplumcu gerçekçi romancılar tezli romanlar yazmayı tercih etmişlerdir. Egzotik roman, uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını konu edinen roman türüdür. İsterseniz gelin bunlara örnekler verelim. Macera romanına örnek olarak Alexander Dumas tarafından yazılan Monte Cristo kontu. Sosyal romana örnek olarak Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Yaprak Dökümü. Bilim kurgu romanına örnek olarak Isaac Asimov'un yazdığı Ben Robot. Tarihi romana örnek olarak Tarık Buğra'nın yazdığı Küçük Ağa. Fantastik romana örnek olarak Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi. Psikolojik romanın ilk örneği aynı zamanda edebiyatımıza Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül adlı eser. Polisiye romana örnek olarak Sir Arthur Conan Doyle'un yazdığı Sherlock Holmes. Tezli romana örnek olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı Yaban. Egzotik romana örnek olarak Pierre Loti'nin yazdığı İzlanda Balıkçısı'nı örnek verebiliriz. Yansıttıkları edebi akımlara göre romanlara baktığımızda şu şekilde sınıflandırıyoruz. Klasik, romantik, realist, naturalist, egzistansiyelist, modern ve postmodern roman. Tabii biz edebi akımların konusunu üst sınıflarda işleyeceğiz ama burada da şöyle değinmek istersek, klasik bir romancı olması gerekeni anlatır eserinde. Romantik bir romancı olması istediğini anlatır. Realist bir romancı olanı olduğu gibi anlatır. Naturalist bir romancı gerçeğin çirkin yönünü deney yoluyla, soya çekim yoluyla okuyucuya vurgulamak ister. Egzistansiyelizmde varoluş, modern ve postmodern romanda ise gerçeğin farklı bir şekilde yorumlanmasını görebiliriz. Şimdi klasik roman türüne örnek olarak Fenelon'un yazdığı Telemak adlı eseri, ki Yusuf Kamil Paşa'nın yaptığı bir çeviri vardı hatırlarsanız. Edebiyatımızdaki ilk çeviri romandı. Yine romantik romanın örneği olarak Victor Hugo'nun yazdığı Sefiller. Realist roman örneği olarak Stendhal'ın yazdığı Kırmızı ve Siyah. Naturalist roman örneği olarak Emil Zola tarafından yazılan Nana. Egzistansiyelist roman örneği olarak Sartre tarafından yazılan Bulantı. Modern roman örneği olarak James Joyce tarafından yazılan Ulysse, postmodern roman örneği olarak Umberto Eco tarafından yazılan Gül'ün Adını örnek verebiliriz. Hikaye roman karşılaştırmasına bakalım isterseniz. Esasında bunu şöyle çok güzel bir şekilde bir resim çizerek de anlatabiliriz. Bakın şu bir hikaye kitabı olsun. Tabii bu birazcık basit bir karşılaştırma olacak. Şu da bir roman kitabı olsun. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. İzninizle sığınarak. Evet, şöyle çiziyorum. Şimdi romanı dikkat etseniz biraz daha kalın bir kitap olarak çizdim. Neden? Çünkü roman hikayeye nazaran daha uzun bir türdür. Daha detaylı, daha ayrıntılı bir türdür.
Hatta bir yazar hikaye bir C vitamini yapıysa roman ona eşdeğer bir kilo limondur diyor. Yani o bir kilo limon diğeri bir C vitamini yapı. Dolayısıyla hikaye kısa bir türdür. Tek olay üzerine kurulur. Kişi kadrosu dardır, zaman dardır, mekan azdır. Kişi ve mekan betimlemeleri ayrıntılı değildir. Bakın bunların altını çiziyorum. Kısa, tek olay, dar kişi kadrosu, dar zaman, az mekan ve ayrıntılı olmayan kişi ve mekan betimlemeleri. Ama diğer tarafta romana baktığımızda uzun bir tür. Olaylar zinciri söz konusu. Kişi kadrosu daha geniş, zaman daha geniş, mekan daha çok ve çeşitli. Kişi ve mekan betimlemeleri daha ayrıntılıdır. Dolayısıyla romanın hikayeden en temel farkı daha ayrıntılı, daha uzun ve daha detaylı olması. Yani biz hikayeyi böyle birkaç sayfada okuyup bitirebiliriz bazı hikayeleri ve gerçekten orada hikayenin tek olay üzerine kurulu olduğunu görürüz. Ama romanda karakterler daha detaylı bir şekilde anlatılır, iş dünyasına yönelir. Mesela Halis Ziya Uşaklıgil'in Servet Fırın döneminde yazdığı Aşk-ı Memnun romanını düşünelim. Orada Behlül'ün, Bihter'in, Adnan Bey'in, herkesin hemen hemen iş dünyasıyla alakalı bilgiye sahiptik. Olaylar detaylı bir şekilde anlatılıyordu. Uzun bir türdü. Ama hikaye türünün örneklerine baktığımızda, Ömer Seyfettin'in hikayelerine baktığımızda mesela birkaç sayfa içerisinde beklenmedik bir sonla biter. Ve tabii olay hikayeleri daha çok beklenmedik sonla biter. Ama daha kısadır yani anlatmak istediğimiz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte roman türünün genel özelliklerini öğrendik. Roman türünün tarihsel gelişimine, roman türlerine ve hikaye roman karşılaştırmasına baktık. Şunu da söylemek istiyorum ödüllü soruya geçmeden önce. Mutlaka 0'dan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo soru bankalarımızdan roman türüyle alakalı çalışmalarınızı yapın. Bakın burada romanla alakalı bizler sizlere 5. üniteye gelmek istiyorum. Romanla alakalı bakayım şöyle test 5, test 6 tiyatrodan önce nerede? Şurada. 6. ünite yani 4. Burada yazılı soruları hazırladık. Hem bu yazılı sorularını hem de buradaki test sorularını, kare kodları da çözümlerini izleyerek mutlaka çözmenizi istiyoruz. Burada kazanımları da sizlere tek tek verdik. Hadi bakalım arkadaşlar ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.